Halil Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ Nasılsınız? olun. İyi koşturmaca sizler değilsiniz umarım. İyiyiz. Estetik operasyonlarda gitgide daha da iyileşiyoruz tabii baktığımız zaman. Bizim de ilgimiz size çok yoğun, o yüzden de yoğun olmanız çok normal. Ya aslında güzelliği kovalayan genelde hanımlar olduğu için aslında gizli bir şekilde erkekler de güzellik her zaman için insanlarda hep bir hayal, bir ulaşmak Ne kadar istedikleri şey. güzel söylediniz. O yüzden tabii ki estetik çoğalıyor, hızlanıyor, gelişiyor. Biz de elimizden geldiğince bayanlara, erkeklere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Doğallığı da çok güzel bir şekilde yakalayabiliyoruz artık. Önceden estetik operasyonlar birazcık daha korkutucuydu. Şimdi öyle değil. Biz çok doğal, çok da güzel şeyler yaratabiliyoruz yani Yani sizin mantalite çok sayenizde. değişti eskiden bugüne gelirken. Eskiden belirgin olmak, farklı olmak çok önemliydi. Şimdi artık güzellik doğallıkla birebir gidiyor, başa çekiyor. Biz de artık elimizden geldiği kadar estetikten ziyade daha doğal ve güzel gözüken ve hastanın vücudunu bozmayan, yüzünün şeklini bozmayan operasyonlara daha fazla eğilmeye başladık. Daha da iyi oldu diye düşünüyorum. Biz bugün sizinle liposuction hakkında Evet. konuşacağız. Bu konuda bilgiler alacağız. Birazcık daha değişti. Lazerli poliz liposuction var. Bizim bu anlamda da daha çok bilgilenmemiz lazım. Çünkü çok ciddi anlamda bizi vücudumuzu şekillendirme açısından çok ciddi rahatlık sağlıyor liposuction. Öncelikle bir bilgi alalım. Ben böyle bir söyledim ama doğru mu söyledim? Nedir Doğru liposuction? söylediniz ana hatlarıyla. Aslında en büyük problem burada kilolu olmak. Hem bayanlarda hem erkeklerde ve kaçınılmaz bir durum. Çünkü zamanla beraber yaş ilerledikçe artık metabolizmamız yediğimiz şeyleri çok hızlı atamayabiliyor ve belli yerlerde birikmeler oluyor. Özellikle kalça, basen, göbek bölgesinde hem erkeklerde hem bayanlarda bu birikmeler oluyor. Liposuction aslında ismiyle müsemma yağların çekilmesinin birebir karşılığı yurt dışı kökeniyle. Biz de bunları ufak deliklerden liposuction tekniği dediğimiz tekniklerle herhangi bir bıçak darbesi vurmadan yağları istenmeyen yerlerden dışarıya alıyoruz. Tabii teknoloji her şeyde gelişiyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Hepimizin birazcık yani özellikle kadınlar bu işleri meraklı, kendileri yaptırmak istese de istemese de bir şekilde biliyorlar. Liposuction'ın bundan önce ilk çıktığı zaman ile şimdi uygulanma şeklinde değişiklik oldu mu? Yani ana kavramlar aslında sabit ama tabii bayağı bir modifikasyonlar oldu. Rahatsız eden şeyler geri çekildi. Daha kullanışlı hem hasta hem hekim açısından daha rahat yapılacak işlemlere döndü. Ana mantık hep aynı. Birikmiş istenmeyen yağların alınması. Bunun ama nasıl alınması? Hastaya çok büyük zarar vermeden, herhangi bir kesi yapmadan istenen yerlerden hızlı bir şekilde o yağların çekilmesi. Ama tabii teknoloji her şeyde gelişiyor. Cep telefonlarında gelişiyor, bilgisayarlarda gelişiyor. Elbette ki tıbbi malzemelerde de gelişiyor. Şimdi değişik çeşitlerde liposuction çıktı. Mesela siz de bahsettiniz Razer liposuction. Eskiden liposuction aletiyle çok hem hekimi yoran hem hastaya büyük acılar veren, ödemler, şişlikler yaratan şeyler, işlemler yaparken şimdi artık ultrason dalgalarıyla, elektrik ısılarıyla bu tip şeylerle yağı daha rahat eritip dışarı çıkmanın yollarını bulduk. Ve eskiye göre bu işlerde artık iyileşme, ayağa kalkma, günlük hareketlere devam etme çok daha hızlandı. Ve teknik olarak da hastaların daha memnun ve kaliteli bir yaşam sürmesi açısından ameliyat olmamışçasına yaşamasını sağladı bu ameliyatlar. O yüzden bayağı büyük gelişmeler var tekniklerde. Peki izleyicilerimize bu arada telefon numaralarımızı hatırlatalım. Zaten şu an ekranda da görüyorsunuz sürekli olarak liposuction'la alakalı merak ettiğiniz bütün sorular için hemen hiç çekinmeyin. Bizi arayın 0212 625 58 33 bu numaralardan biz size dönüş yapacağız. Bu konuyla alakalı merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Onu da buradan belirteyim. Bunun dışında şimdi kiloluyuz. Liposuction'a hemen yönelebiliyor muyuz yoksa vücut şekillendirmede de yani aslında birazcık daha fazlalıklarda mı liposuction devreye giriyor? Şimdi liposuction aslında çoğu insan tarafından yanlış bilinen durumu şu. Liposuction bir kilo verme ameliyatı değil. Liposuction mevcut vücudu şekillendirme ameliyatı. Yani siz zaten çok kilolu bir insan değilsiniz. Fakat belli yerlerde fazlalıklarınız var. Bir kot pantolon giyerken, bir tişört giyerken sizi rahatsız ediyor. Liposuction daha ziyade vücuda şekil verme operasyonu. Yani alacağınız 1-2 kiloyla hastanın fiziğini değiştirebiliyorsunuz. Ben biliyorum yani birçok insan var yüzü, elleri, bilekleri, ayakları incecik ama öyle bir kalça var ki yani sadece kalçaya kendisine baktığımız zaman çok kilolu bir insan söz konusu. Yüzüne baktığımız zaman öyle değil. Kilo da veremiyor. Bu tarz bir noktada herhalde liposuction devreye girebiliyor, değil Aynen mi? öyle. Tabii siz de çok iyi biliyorsunuz ki bazen çok kilo verseniz dahi yüzünüz çöküyor,
Göğüslerde boşalmalar Hı. oluyor. Kollar inceliyor ama mesela karın bölgesi gitmiyor. Yani bazı yerler metabolizmanın dışında bu kiloyu vermekte çok zorlanıyor. Liposuction burada devreye giriyor. Sizin atamadığınız birikimlerde liposuction devreye geliyor. Bunu şuradan belki ileride konuşuruz, söylemek gerekir. Liposuction'da alabileceğiniz maksimum kilo normal vücut kilonuzun %10'u. Yani çok abartı bir rakam söylüyorum. Eğer siz 100 kiloysanız sizden alınabilecek maksimum kilo liposuction'da 10 kilo. Yani 90 kiloya düşseniz bile bu sizi zayıf bir insan yapmıyor. Önemli olan bu 10 kiloyu nereden almanız gerektiği. Yani bir şekil verme. Liposuction'la hafif toplu olsanız bile aynı topluluktaki başka bir insana göre daha şekilli bir vücutta daha mutlu yaşantı sağlayabilirsiniz. O kum saati kıvamına Aynen o liposuction'la şekilde. kendi kendine Evet. gelebiliyoruz. Eğer genetik yapımızda böyle bir durum söz konusu Aynen değilse. öyle. Peki, şimdi lazer lipoliz de aslında biraz farklı bir Hı kavram. hı. Nedir lazer lipoliz, liposuction? Şimdi normalde bizim ana amacımız bu yağı dışarıya almak. Eski tekniklerde düz liposuction tekniklerinde yapılan şey şu. Çok ufak deliklerden girilerek buradaki yağı biz kendi el kuvvetimizle, kol kuvvetimizle dışarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Birincisi cerrah için çok yorucu bir yöntem. İkincisi hasta tabii bu kadar travmaya ve git gelle yapılan bir işlem. Travma sonrası çok ödemlenen, ağrısı biraz daha fazla olan ve ameliyat sonrası ödemlerin çok fazla olduğu, ayrıca normal günlük hayata dönüşte çok sıkıntılar yaşadığı bir ameliyat türüydü. Liposuction ilk başta çıktığında, Eskiden ama eskiden. altını çizelim Şimdi burada. kullanılan liposuction teknikleri bunu değiştirdi. Bu laser veya lazer liposuction dediğimiz şeyle hiçbir kol kuvveti, hastaya hiçbir travma vermeden sadece ultrasonografik veya duruma göre lazer ışıkları vererek yağları kendi içinde eritiyoruz. Tıpkı bir kabı ocağa koyup tereyağını erittiğiniz gibi kısa bir ateş ve sıcaklıkla bunlar eriyor. Ve sizin bunları ekstra çıkarmanız için bir kuvvet uygulamanıza gerek kalmıyor. Bu kuvvet olmayınca ödem daha az oluyor, şişlikler daha az oluyor, morarmalar daha az oluyor. Hasta günlük hayatını çok hızlı bir gün içinde, 2 gün içinde yani bir cumadan pazartesi hafta sonu tatilini geçirip girebiliyor. Ve cerrah da daha az yoruluyor. Yani her şey minimalize edilerek hastanın yaşamının kaliteli olması şeklinde dizayn edilmiş aletler bunlar. Ve çoğu plastik cerrah da artık bunları kullanıyor. Şimdi ben erkeklerde de kadınlarda da kendi çevremde çok ciddi en fazla sıkıntıyı bir de bu simit Evet. dediğimiz bölgede görüyoruz. Çok güzel bir vücudu var kişinin Hı. ama hemen o kalçasının üst tarafında beliyle kalçası arasında bir simit bölgesi var. Erkeklerde de çok sık Tabii. oluyor ve çok rahatsız edici. Maalesef çok kötü bir görüntü. Lazer lipoliz ya da liposuction Hı bunun hı. için de birebir değil mi? Bunu Tabii. engellemeye de Burada yarıyor. zaten yağ hücreleri asla büyümez. Ya yağ hücreleri asla sayısal olarak artmaz. Hep aynı büyüklüktedir. Doğduğunuzda kaç tane ise ölene kadar o tane sayı itibariyle durur. Şimdi Bir burada saniye. Şimdi yağ hücrelerimiz artmıyor. artmaz. Doğduğumuzda Evet. ne kadarsa çok kilo aldığımızda da o kadar. Buradaki işte nüans şuradan kaynaklanıyor. Eğer siz kilo alırsanız yağ hücreleriniz büyüyor. Eğer siz kilo verirseniz yağ hücreleriniz küçülüyor. Heh, ama Yani sayı sayısı aynı. olarak artmıyor. Liposuction'da yapılan şey bu hücrelerin dışarıya alınması. O yüzden çok sıkça sorulan bir soru şudur. Hocam liposuction'dan sonra Tekrar. tekrar artar mı? Hayır, işte bu yüzden liposuction yapılan yerlerde yağ hücreleriniz gittiği için o bölgeden kilo almıyorsunuz. Ama sıkıntı nerede? Bu sefer vücudunuzun başka bölgelerindeki yağ hücreleri aktive olmaya başlıyor. Çünkü bu yağı yerseniz eğer depolaması gereken başka Bir hücreler yer var. var. Mesela karın bölgesinde dediğiniz gibi ki erkeklerde en sık görülen yerdir. Bayanlarda da karın, basen ve bacak içleridir. Bu bölgelere genelde liposuction yapılıp da siz hala normal günlük düzenli diyetli bir yaşama dönmezseniz burada sıkıntı olan şey aynı bölgelerden yağ değil ama mesela dizinizden, boyun kısmından, kollardan kilo almanız maalesef kaçınılmaz oluyor. Yani o da Hayır, biraz daha burada şekilsiz oluyor tabii yine ki. arada sizin cümlelerinizden yakaladım. Tabii. Şimdi ara ara ben evet konuda Teknikte hata yoksa yani yanlış yerler ehil fazla ellerde yerlerden yapılmaması gerekiyor. bazı yerlerden fazla bazı yerlerden az alınmazsa bu çok gördüğümüz bir şey değildir. Ama elbette ki ilk 1-2 ayda cildin kendisini toparlaması gibi tıpkı hamilelikteki gibi düşünün. Çocuk doğduktan sonra hemen toparlanmıyorsunuz. Bir lohusa evresi var 40 günü bulan. Aynen onun gibi cildin kendisini çekmesi öyle. Bir de ikinci bir şey sıkıntı burada şurada. Eğer hastanın liposuction'dan ziyade bir karın germe ameliyatına ihtiyacı varsa ve zorluyorsa liposuction'ın karın germeyi kabul etmiyorsa yani çok fazla büyüklükte bir yağ varsa elbette ki onlarda da biraz da olsa dalgalanma olur.
Burada doktorlarımız biraz dinlememiz gerekiyor yine. Gerekiyor, eğer karın germe evet. olması gerekiyor Tabii. deniyorsa o da uygulanması Gerekiyor. gerekiyor. Peki ufak birkaç sorum daha kaldı. Tabii. Selülitle alakalı bağlantılı etkileri nelerdir? Şimdi liposuction yağlar yağ alma deyince biz selülitle de bağlantılı görüyoruz bunu ama. Liposuction selülit yaratmaz. Selülit daha ziyade genetik sebebi tam bilinmeyen bir nedendir. Şu anda çaresi her ne kadar piyasada bir sürü kremler, yağlar, şeyler olmasına rağmen çok fazla ortada değildir. Burada önemli olan çok ince bayanlarda da selülit olabilir. Ama kilolu olan bayanlarda biraz daha fazla olma ihtimali vardır. Liposuction'da ters söyleyeyim, tersten söyleyeyim. Belli tekniklerle selülütü de biraz daha azaltabilirsiniz. En azından böyle bir şey. Evet. Bir ufak bir bağlantı olsaydı iyiydi diye düşünmüyordum. Ben öyle de oldu gerçekten. Emin olun üzerinde çok çalışılan şeylerden bir tanesidir. Çünkü ne kadar çok reklamı varsa ilaç olarak bazı hastalıkların o kadar fazla daha çözümü bulunmamış gibi bir algı olması. Yani selülite eğer 1000 tane çare görebiliyorsunuz hem yazılı hem görsel medyada bilin ki hala tedavisi bulunamamıştır. Çünkü bu şeyler çok kandırmaya açık. Yani tek çözüm tek seferde biter ama vardır yardımcı teknikler de vardır. Peki bir de tabii son olarak şu fiyatlar konusunda da bu kadar çok konuştuk. Merak da ediyoruz fiyatlarda. Hani bir nedir acaba Aslında ortalaması, asgari ortalamasını şöyle ücretle söyleyeyim. baktığımız zaman. Fiyatlar şöyle değişiyor. Hastalar da çok soruyor. Hocam ne var? Bir fiyat söyleseniz şöyle telefonla filan. Şimdi alınacak kiloya göre çok değişiyor. Bir kilo almayla bakın 30 dakikalık bir işlemde 3 saatlik işlem arasında çok fark var. Bir, alınacak bu yağlar atılacak mı yoksa kullanılacak mı tekrar size? Çünkü hepsinin ayrı şeyleri var. Şöyle söyleyeyim ben fiyatları. Fiyatlar normal bir spor salonuna yazılıp aylık vereceğiniz ücreti, bir yıllık çalışacağınız süreyi, akıtacağınız teri, iradeyi, Çok rahat bir şekilde yapı karşılıyor diyorsunuz. çok rahat bir şekilde daha mantıklı ve konforludur. Böyle çok Fiyat güzel olarak. örnek vermiş oldunuz. Çok teşekkürler Halil Estağfurullah, Bey. rica ederim. Geldiniz bize bu güzel bilgileri verdiniz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim misafirperverliğiniz için. Ne demek, teşekkürler. Ve evet, liposuction'la alakalı merak ettiğiniz soruları sizler de bize sormak istiyorsanız eğer 0212 625 58 33 bu numarayı arayabilirsiniz ve sorularınızı sorabilirsiniz bizlere ve size geri dönüş yapacağız. Onu da buradan belirtelim. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra burada olacağız. Yağmur. Bir tek